Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere geometrik kavramlar konusunu anlatacağım. Yani doğru, ışın, doğru parçası. Ayrıca doğru ve doğru parçalarının birbirlerine göre konumları. Yani paralel doğrular, işte kesişen doğrular, dik kesişen doğrular veya doğru parçaları. Ve dersin sonunda da bir doğru veya doğru parçasına dikme çizme nasıl oluyor bunları sizlere göstereceğim. Hemen başlayalım doğru her iki yönden de sonsuza kadar giden aynı doğrultudaki noktalar kümesine doğru denir. Aslında doğru noktalardan oluşuyor böyle. Noktaların birleşimi yani. Şimdi siz kitaplarda bir çizginin doğru olup olmadığını nasıl anlarsınız? Her iki tarafında da ok işareti varsa işte bu doğrudur. Peki doğruyu nasıl isimlendiriyoruz? İki farklı yoldan isimlendirebiliriz. Birinci yol Şimdi bir tane nokta işaretliyorum. A noktası olsun burası. Bir tane de şuradan işaretledim. B. Biz bunu şöyle yazabiliriz. AB doğrusu diyebiliriz. Yani AB yazdıktan sonra herhangi bir işaret koymadığımızda bunun AB doğrusu, doğrusu olduğu anlaşılır. Peki başka? Şöyle yapabiliriz. AB yazıp üstüne şöyle bir doğru işareti yapabiliriz. Peki doğruyu başka nasıl isimlendirebiliriz? Hemen bir tane daha küçük bir doğru çizeyim. Şöyle cetvelle. Mesela şöyle bir doğru yapayım. Herhangi bir nokta koymayız, küçük harf yazarız. Mesela e yazarız buraya. Demek ki bu e doğrusudur. Böyle yazılır ve böyle gösterilir. Geldik ışın. Bir yönü kapalı, tek bir yönden sonsuza kadar giden aynı doğrultudaki noktalar kümesine denir. Yani bir yönü kapalı olacak. Bakın diyelim ki burası C olsun. Şuraya da bir nokta işaretleyelim. D olsun. C tarafı kapalı, D tarafı uzayıp gidiyor. Nasıl göstereceğiz? CD yazıyorum ve C tarafını kapatıyorum köşeli parantezde. D tarafı açık kalacak. Doğru parçası ise iki yönü kapalı olan aynı doğrultudaki noktalar kümesine denir. Hemen bir isim verelim. Mesela K ve L olsun. Bakın K tarafı da kapalı, L tarafı da kapalı. Bunu nasıl göstereceğiz? KL yazdıktan sonra her iki tarafına da köşeli parantez koyacağız. Her iki tarafı da kapatacağız yani. Gelelim birbirine paralel doğrular. Bakın burada iki tane doğru görüyorsunuz. Ve hiç birbirlerine dokunmuyorlar. Karşı karşıya böyle uzayıp gidiyorlar. Her noktada birbirleriyle eşit uzaklıktalar. Yani şuradaki noktayla şuradaki nokta diyelim ki 5 cm ise buradaki noktalar arası da 5 cm'dir. Hiçbir zaman birbirlerine dokunmadan yan yana uzayıp giderler. Ve nasıl gösterilir? Bakın D doğrusu ile E doğrusu paraleldir. Paralel işareti bu şekilde. Bakın yan tarafta da birbirine paralel doğru parçaları var. Bunları görüyoruz bu şekilde paralel olduğunu. Peki öğretmenim bu şekilde olduğunda yatay olduğunda dikey olduğunda paralel olduğunu anlıyoruz. Ama çapraz olduğunda biz bunların paralel olduğunu nasıl anlayacağız? Sevgili öğrenciler ölçerek anlayabilirsiniz. Nasıl ölçeceğiz? Bakın şimdi doğru parçasını ölçüyorum birinciyi. Şöyle tabi böyle çapraz gitmeyeceğiz. Ne yapacağız? E, buradaki çizgilerin üzerinden gidiyorum. Bir birim gittim. iki birim. Üç birim. Üç birim sağa gittim. Bir, iki, üç, dört birim yukarıya. Yani üç sağa gitmişim. Dört yukarıya gitmişim. Diğer noktaya ulaşmışım. Yani şuradaki noktayla buradaki noktanın arasındaki uzaklık üç birim sağa, dört birim yukarı. Eğer bu da aynı şekildeyse o zaman bunlar paraleldir. Bakın. 1, 2, 3 birim sağa, 4 birim yukarıya gidiyoruz. O zaman bunların paralel olduğunu anlıyoruz. Eğer buradaki doğru parçası 3 birim sağa, yukarı doğru 5 birim olsaydı o zaman bunlar paralel olmazdı. İşte buradan anlayabilirsiniz. Zaman zaman karşınıza alıştırmalar geldiğinde bu şekilde çapraz şekillerde olduğunda ölçerek bunları karşılaştırmalısınız. Sıra geldi birbirine dik doğrulara. Bakın iki tane doğru var. D doğrusu ve E doğrusu. Birisi yatay yönde, birisi dikey yönde ilerliyor ve birbirleriyle kesişiyorlar. Ama birbirleriyle kesişirken dik olarak kesişiyorlar. Nasıl? Şuradaki açı 90 derece. İşte bu şekilde olan doğrulara biz birbirine dik doğrular diyoruz. Diklik sembolü de bu şekilde. Bakın D doğrusu diktir E doğrusuna veya E doğrusu diktir D doğrusuna. Birbirine dik olan doğru parçalarını da görüyorsunuz. Devam edelim. Birbiriyle kesişen doğrular. Bakın buradaki doğrular birbirleriyle kesişiyorlar. Yukarıdakiler de kesişiyordu. Ama yukarıdakiler dik olarak kesişiyordu. Bunların arasındaki açı dik değil. 90 derece değil. Sadece kesişiyorlar. O zaman bunlara da kesişen doğrular denir. Burada da birbiriyle kesişen doğru parçalarını görüyorsunuz. Bir de çakışık doğrular var. Yani birbirinin üstünden giden doğrular var. Bakın burada iki tane farklı renkte doğru çizdim ben. İnşallah renkler görünüyordur. Gerçi ok işaretlerini siyah kalemle yaptım ama iki farklı renkte doğru birbirinin üstünden giriyor, Birbirleri yapışık haldeler. İşte bunlara da çakışık doğrular. deniyor. Şimdi birkaç tane alıştırma yapalım sonra bir doğru parçasına dikmeye nasıl çizilir onu göstereceğim. Yukarıdaki şekilde verilen doğru parçalarından hangileri eştir diyor. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi kareler var. Şimdi sizde kareler tam olarak görünüyor mu bilmiyorum ama kareler olduğunda kareleri sayarak bulacağız. Eğer kareler yoksa ne yapacağız? O zaman cetvelle ölçeceğiz. Ama kareler var burada. Peki kareleri sayalım. Bakın AB doğru parçası 1, 2, 3 birim. CD doğru parçası 1, 2, 3, 4 birim. EF doğru parçası 3 birim. GH doğru parçası 4 birim. KL doğru parçası 5 birim. Şimdi anlaşıldı. Kimler eşmiş? Bakın AB doğru parçası ile yazalım. AB doğru parçası eştir. Kiminle? de EF doğru parçası. Yani, yani sınavda yazılda çıkarsa bu şekilde yazarsınız. CD doğru parçası eşittir GH doğru parçası. Şimdi gelelim buraya. Yukarıdaki doğru parçasına eş ve paralel bir doğru çizin. Bakın hem eş olacak hem de paralel olacak. Peki eş ve paralel olmasını nasıl sağlayacağız? Buradaki doğru parçasını ilk önce ölçeceğiz. Önce bir isim yazalım. Mesela AB doğru parçası olsun. Bir ölçelim bakalım. A noktasından başlayalım. 1 2 3 birim. Yukarıya gitmiş. Sonra 1 2 3 4 birim sağa gitmiş. O zaman ben hemen şurada bir tane nokta işaretleyeceğim. Diyelim ki C noktası koydum buraya. C noktasından 3 birim yukarıya gideceğim. 4 birim sağa gideceğim. Evet 3 birim yukarıya gidiyorum. Nokta nokta yapıyorum burayı. 4 birim sağa gidiyorum. Evet geldim. Ve buraya bir işaret diyorum. D harfi koyuyorum. İşte D noktası. Sonra bunları birleştireceğim. Cetvelimi alıyorum. alıyorum. CD doğru parçasını yapmak için şöyle birleştiriyorum noktalarımı. İşte alın size ne oldu? AB doğru parçasıyla CD doğru parçası hem eşit oldu, eş oldu ve hem de paralel oldu. İşte sınavda karşınıza çıkarsa bu şekilde çizebilirsiniz. Yukarıdaki şekilde verilen doğru parçalarından hangileri eştir? Bu kağıdımızda kareler daha belirgin görünüyor. Bir önceki kağıtta güzel görünmüyordu. Şimdi bakalım CD doğru parçasını kareler yardımıyla ölçelim. Bakın 4 birim olduğunu görüyoruz. Diğerini BA doğru parçasını ölçelim. Şöyle aşağı doğru gidiyorum. Bakıyorum 4 birim, 2 birim de böyle yani 4'e 2. EF'yi ölçelim. 4'e 1. 4 ve 1 yazalım şuraya. KL doğru parçası o da 4'e 1. 4 ve 1. MN'yi ölçelim. 4'e 2. Şimdi bakıyorum hangileri eş? BA doğru parçası 4'e 2, MN de 4'e 2. O zaman şuraya alta yazalım. BA doğru parçası ve MN doğru parçası Bunlar eş. Başka? EF doğru parçası 4'e 1. Bunu da yazalım. KL doğru parçası da 4'e 1. Bunlar da eş oluyor. CD doğru parçasına eş olan başka bir doğru parçası yok. Bu şekilde yazmış olduk. Sıra geldi dikme çizmek. Doğru parçalarına doğrulara dikme nasıl çiziyoruz? Yukarıdaki doğru parçasına eş ve dik bir doğru parçası çiziniz. Şimdi eş olduğunu da söylüyor. Birazdan ölçüp de çizeceğiz. Fakat eş demeseydi sadece dik deseydi gönye yardımıyla çizebilirdik. Yani gönyemiz benim gönye de gerçi biraz büyük. Şöyle gönyemizi koyardık. Bakın burayı hizalardık. Ondan sonra buradan aşağıya doğru böyle dik bir şekilde bir doğru parçası çizerdik. Fakat burada eş diyor. Şimdi ben size bunu göstermeden önce yatay doğru parçası ve dikey doğru parçasını göstereyim. Sonra bu çapraz olanlara bakarız. Bakın yatay doğru parçası bir tane örneğim var burada. Yukarıdaki doğru parçasına eş ve dik bir doğru parçası çizin diyor. Yine eş olmasını istiyor. Eş olmasını istediği için sayıyorum karelerden. Bakın 2 4 5. 5 birim. O zaman yukarıya doğru 5 birim burada çizmek kolay. Zaten kareler var. Bakın bu çizginin üstünden gittiğinizde 5 birim dik olarak çizebilirsiniz elle. Şöyle 1 2 3 4 5. Yani şuraya kadar gelecek. Ben yani düzgün olsun diye yine gönyemle çiziyorum, cetvelle çiziyorum. Bu şekilde bakın işte eş ve dik bir doğru parçası yaptım. İsim de verelim. AB doğru parçası olsun. Burası da CD olsun. AB doğru parçasıyla CD doğru parçası eş oldu ve dik oldu. 90 derece oldu. Başka bir tane de elimle çizeyim. Bakın şuradan yukarıya doğru yine buradaki kareler yardımıyla ne yapabilirim? Elimle çizebilirim. Tabi cetvel kadar düzgün olmuyor. İşte buna da ne diyelim? EF diyelim mesela. İşte bakın yine 90 derece. Burası da 90 derece. Şimdi yatay olduğunda kolay. Dikey olduğunda da kolay. Onu da göstereyim. Bakın dikey bir doğru, doğru parçamız var burada. Yine eş ve dik bir doğru parçası çizin diyor. Şöyle isim verelim. AB doğru parçası. Bakıyorum yine 5 birim. O zaman ben bu tarafa doğru 5 birim yine bir doğru parçası çizersem bir tane elimle yapayım. Bakın 2 3 4 ve 5. Buradaki karelerden yararlanıyorum. İşte CD doğru parçası dedim. Ve burası 90 derece. Eğer kağıdımız kareli değilse, o zaman gönyemiz yardımıyla yaparız. Peki eş istiyorsa ne yaparız? O zaman ölçeriz. Bakın burası e, bir dakika güzel ölçemedim. Ha. Burası 5 santimetre geldi. O zaman ne yaparım? Gönyemi koyarım şöyle. Tam buraya hizalarım. Şu dikey çizgiye bakın şurayı hizaladım. Gönyemizi hizalayıp işte bu şekilde ne yapabiliriz? Doğru parçamızı çizebiliriz. Gönyeyi hizalayıp bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi az önceki kağıdı geri alıyorum. Az önce yaptığımız alıştırmayı. Bakın çapraz bir şekilde yukarıdaki doğru parçasını eş ve dik bir doğru parçası çizin diyor. Yine isim verelim. AB doğru parçası. Şimdi buna eş istediğine göre o zaman ben bu doğru parçasını ilk önce ölçmem gerekiyor. Yukarıya doğru ölçüyorum. Bakın. 4 birim. 4 birim de böyle. Şimdi kareler olduğu için işim kolay. 4'e 4. Bunun üstünde bir nokta koyuyorum. Bakın. 4 birim aşağıya gidiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 birim bu tarafa gidiyorum. Ve buraya noktamı koyuyorum. Sonra bunları birleştiriyorum. Gönyemi alıyorum. Ve bunları birleştiriyorum. Bu şekilde. Evet. Ne oldu şimdi? AB doğru parçasına eş bir doğru parçası yaptım. 4'e 4 oldu ve ona dik oldu. Ve şöyle nokta koyuyorum. Yani onun 90 derece olduğunu gösteriyorum. Peki kareler olmasaydı? Şimdi burada kareler var ama diyelim ki bu çizgisiz bir kağıt, kareler yok. Biz buna eş ve dik bir doğru parçası çizeceğiz. O zaman cetvelimizle ölçeriz sevgili öğrenciler. Ben tam şuradan ölçeyim mesela tam köşeden çünkü köşeden koyacağım ya. İşte bu şekilde ölçtükten sonra bu uzunluğu görüyorum ve bu uzunluğu sonra gönyemi şöyle ayarlayıp bakın şu şekilde tam böyle çizgiye getiriyorum ve bu uzunluk kadar ne yapıyorum? Aşağıya doğru çiziyorum. Çizgisiz kağıt olduğunda da işte bu şekilde cetvelimle ölçerek çiziyorum. Tabi ne yapıyorum? Buradaki çizgiye gönyemi tam hiza alıyorum. Ondan sonra çiziyorum. Ve bu şekilde gösterebiliriz. İşte 90 derece oldu ve birbirine eş iki tane doğru parçasını bu şekilde dik olarak hazırlamış oldum.